Nasılsın hocam? Ertem, iyiyim. Sen nasılsın bakalım? İyi misin? İşler nasıl? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Her şey yolunda. Sen iyi misin hocam? İyi. Dünya Kupası'nı seyrediyor musun Ertem? Hocam, sana şöyle söyleyeyim. 2,5 maç seyrettim. Yani 2,5 maç seyrettim dediğim. İngiltere maçını seyrettim. Senegal maçını 60 dakika falan seyrettik. İki maçı şirkette seyrettim. Bir de Galler maçını seyrettim. Özellikle ikinci yarısı çok güzeldi Galler maçı. Amerika ilk yarı müthiş oynadı ama ikinci yarı durdu. Birden durdu. Neden? Tecrübesiz takım. Çok çok, çok genç çocuklar. İlk devre mükemmel. Bu nasıl bir Amerika dedik ilk yarıda. Ama ikinci yarıda birden durdular. Yorgunluk çöktü. Mikail ne haber? Mikail Seçer. İyi misin canım kardeşim? Hocam Amerika'da ilk golü atan futbolcu veya biliyorsun. George Weah'ın oğlu. Evet, George Weah hatırlarsın hocam. Maçını yönettin mi hocam? Bu da baba Liberyalı. Liberya Devlet Başkanı aynı zamanda. Tabii. Bizim devrimiz, bizim devrimizin çocukları. Evet, Liberya Devlet Başkanı. Liberya'da 1998'de oynamıştı hatırlarsanız. Şöyle fotoğrafını da aldım ben. Çok önemli, çok özel bir oyuncu. Kendisi Liberya Devlet Başkanı. Tabii oğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ilk golünü attı bugün. Mikail, teşekkür ederim canım kardeşim. George Sağ ol. Weah efsaneydi ama hocam değil mi? Çok müthiş oyuncuydu. Maçını yönetti mi hocam George Weah'ın? Babasının. Yönetti Tabii. değil mi? Evet. Senin de babanı yönettim. George Weah'ın da babasının maçını yönettim. Hocam şu sevimliliğe bakar mısın Senegalli ya? Çok şirin. Ya dünya tatlısı ya. Hocam Senegal'e çok üzüldüm. Açıkça söyleyeyim çok üzüldüm. Kötü oynamadılar ama çok kötü Oynamadılar. bir gol yediler. Ne o sözüm ona Chelsea'nin kalecisiymiş. Yediği golleri Mendy. gördüm. Ve ilk golü. Mendy. Çok kötü. Hocam Mane olsaydı olmazdı bu. Mane olsaydı farklı bir şey olurdu. Sana Dünya Kupası'nı göstereceğim biraz da. Ben de bu akşam Man of the Match oldum. Maçın adamı oldum. Birazdan ödülümü senin huzurlarında vereceğiz hocam. Kendime vereceğim. Oldu ki. Ben. Hocam hemen şunu söyleyeceğim. Futbol verilerinde de var bu. Bilmiyorum. Mutlaka sizin dikkatinizi çekmiştir. 2002 Dünya Kupası'nı ilk 4 maçında devre ve maç sonlarında eklenen toplam uzatma süresi 63 dakika. Katar Ekvador artı 12. İngiltere İran artı 24 dakika. Senegal Hollanda artı 14 dakika. Amerika Birleşik Devletleri Galler artı 13 dakika. Hocam İtalyanların sitesine baktım. Bu konuyla ilgili Türkiye'de hiçbir bilgi yok. FIFA şöyle bir şey demiş hocam. Siz biliyorsunuzdur. Demiş ki zaman geçirmek isteyenlere karşı verilmiş bir cezaymış bu. Hakemlere demiş ki top taça çıktığı anda, durduğu anda, topun öldüğünü gördüğün anda bas kronometrene bekle diyormuş hocam. Bekle. Öyle, tam Topu öyleydi. oyunda tutmak için, topu oyunda tutmak için maçı hareket getirmek için. Buyurun hocam. Tam öyle değil. Oyuncu değişiklikleri, sakatlıklar ve özellikle faulü geç kullanmak, avut atışını geç kullanmak gibi manipülatif hareketler ilave edildiğince işte böyle 8-10'ar dakikalık şey çıkıyor. Sen söyle. Ekstra süre çıkıyor. Artı bir talimat daha vermiş. En ufak sert harekette sarı kartı basın diye talimat vermiş. Onu gördüm. Bu Colin'e bayılır bu işlere. Hocam bir şey söyleyeceğim. Tabii biz de bunun tadını kaçıracaklar. Nasıl kaçıracaklar? Şimdi artı 24 falan gördüler. İlk yarıya artı 18 dakika. İkinci yarıya artı 13 dakika. Artı 31 dakika. Artı 32 dakika falan çıkacak böyle. Katılıyor musun hocam? Olabilir. Vur deyince öldürür bizimkiler. Benden çok yaşayacaksın. Hocam bizimkiler demişken şimdi yeniden maçlara geçeceğim ama Stefan Kuntz almış mıyım bilmiyorum. Stefan Kuntz maça gitmiş Galler maçına. Galler Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasına gitmiş. Oradan bir fotoğraf paylaşmış. Fotoğrafta şu diyor hocam. Maçımızı izlemeye geldim diyor. Rakibimizi izlemeye geldim diyor. Altta da çok güzel bir yorum var kardeşim. Rakibimiz Faroe Adaları değil ki. Faroe Adaları Dünya Kupası'nda yok ki. Diye yorumlar var. Bir, bu adam yanında 4-5 kişiyle yine Dünya Kupası'na gitti. 3-4 kişiyle. Boz 68-95. Teşekkür ederim diyorum kardeşim. 3-4 kişiyle gitti. Bu paraları Futbol Federasyonu mu veriyor? Federasyonun Tabii. kasasından mı çıkıyor? 3-4 kişinin Katar'a gidip dönmesi, konaklaması en az 50 bin dolar.
Tamam. Devletin, kasasından, devletin demeyelim, federasyonun kasasından para çıkan para bu. Sen galleri izleyeceksen otur televizyonda izlet. Orada da izliyorsun. Artı Nasıl bir şey daha, federasyon ödüyor? bir şey söyleyeceğim. Sen Galler izleyince ne olacak? Galler rakibimiz ya. Tam ne olacak, ne olacak? Galler rakibimiz de. Ne oluyor yani? Sen Galler'i izledin, aradan aylar geçecek. Galler'i sen izledin, ne oldu? Galler o Galler mi olacak acaba? Ya işte bunlar seyahat Aptal zannediyor rahatsızlığı. bizi. Yanında 4-5 tane daha adam alıyor. Orada masalar kuruluyor. Oteller, moteller. Harika, güzel oluyor işte. Devletin parası, federasyonun parası. İzin verilmemesi gerekir ama ne yapalım? Madem Yapacak bir şey yok. böyle. Hocam, şimdi şunu söyleyeceğim. Bugün bir şey dikkatimizi çekti. Hanımefendi muhabir, bu hanımefendi Almanya Galler karşılaşmasını, şey Amerika Birleşik Devletleri Galler maçını anlatan Alman spiker. Kolunda LGBT bayrağı, önünde LGBT. Biraz burada bazı şeyler söyleyeceğim. Bu adam Amerikalı gazeteci, Amerikalı gazeteci. Tamamen bir provokasyon var. Katar'ın girişinde diyor ki beni stada almıyorlar, beni Katar'a almıyorlar diye. Ortalığı ayağa kaldırıyor. Devam ediyorum. Bunlar çok önemli çünkü hocam. Bunlarla ilgili bazı şeyler var. Bunların söylenmesi de gerekiyor. One Love bunun adı. Bugün Türkiye'de ilk defa ben Katar'la bugün hep sabahtan beri irtibat halindeydim. FIFA'nın talimatı şu. Hiçbir şekilde bunu takamayacaklar. Ama bunu çiğnemeye çalışan ülkelerin medya mensupları Amerika, Almanya acayip derecede yangın yaptılar hocam. Özellikle o gazeteci altındaki diğer gazeteciler yazıyor hocam. Dur ortalığı karıştırma. Maçın tadını çıkar. Dünya Kupası'nın tadını çıkar diye. Hocam Katar bence harika bir organizasyon yapıyor. Ama bundan rahatsız olan bir kesim saçma saçma şeyleri gündeme getiriyorlar. Bu konuda ne diyeceksin hocam? O, yani FIFA demiş ki kardeşim takmayacaksın. Bir Sarı dakika. kart görür yoksa Bir futbolcu. dakika. Stadda alkol satılmamasına eyvallah. Stadın etrafında alkol satılmamasına eyvallah. Bunu saygıyla karşılıyorum. Ama dünyanın her ülkesinde LGBT bayrağı veya onu yansıtan giysiler, simgeler takılabilmelidir. Buna karışamazsınız. Karışmamalısınız. Tamam. Ama diyor Ne? ki benim organizasyonumda yapmayacaksınız diyor. Senin organizasyonun başı ben eşcinselim dedi. Infantino Evet. dedi. Evet dedi. Haklısın dedi. Bu kadar da sıkılmaz. Alkolü anlayabilirim. Alkol. Hem stat güvenliği, hem insanların da kendilerini dağıtabilme özelliği, hem de Müslüman ülkedeki kurallara göre ters olduğu için stat ve stat çevresinde alkol satışının yasaklanmayı kabul edebilirim. Ama bu gökkuşağı renkli şeyler filan bunları engellenmesi son derece manasız, aptalca işlerdir bence. Daha da çok yayıyorsun değil mi hocam? Yok, gerek yok. Ters olabilir, kabul etmeyebilirsin. Ama bırak, insanlar öyle giyinmek istiyorsa öyle giyinsinler. Bu orada bir siyasi veya terör bağdaştıran, uyuşturucuyu çağrıştıran bir simge değil ki o. Bize ters olduğunu kabul ediyor. Ama giyen giysin kardeşim. Sonra böyle daha da çok yangın oluyor. Haklısın hocam. Hocam şu nasıl oluyor? Bugün açıklama yapıldı. Sahaya böyle çıkan, bu pozumantlarla çıkan, bu renklerle çıkan takımların hani kim çıktıysa, hangi kaptan çıktıysa falan böyle sarı kart verilecek maç başlamadan. Nasıl oluyor hocam o? Şimdi bazı takımlar demiş kardeşim biz pazubantlarımıza LGBT renkleriyle veya One Love yazacağız demişler. Evet. Yazamazsın demişler. Bunu yazarsan sarı kartlı olursun demişler. FIFA manasız, manasız, manasız. Aynen öyle hocam. Hepsi manasız. Hepsi manasız. Bana da çok tuhaf geldi. Bu arada tabii hocam şimdi bak yakaladı adamlar. Yakalayınca da şöyle bırakmıyorlar. Bak Frankie de Jong'la Senegalli futbolcu tamam mı? Şu pozisyonunu alıp üstüne LGBT bayrağı falan koyuyorlar böyle. Bak sen istemesen de Tamam. sahada oluyor. Hollanda ne bir pozisyon. Evet. Senegal'le oyuncu havadayken Hollanda'nın üzerine düşen Hollanda elinde kendini korudu. Tabii enstantane olarak tuhaf bir durum oldu yani. Hocam, bir tane araba sormuştun ya bana, bir tane bir araba vardı. Hani bir araba istedim benden. Arabayı bugün aldım. Sol ön çamurlukta sıkıntı var yalnız. Yok, yok. Tamam.
Güzelliğine bak ya. Hocam Kim? çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Kimin Ya kedisi bu? bilmiyorum ki, Twitter'da gördüm hocam. Ben bizim gruba, WhatsApp grubuna mesaj attım. Dedim ki arkadaşlar araba tamam ama sol ön çamurluk değişmiş dedim. Bizim Sezgin abi falan yerlere yattı ya. Hocam yani durum enteresan tabii. Bana yani ben olsam ben de şimdi bak hani bak şu pozisyonlardan bir sürü malzeme çıkartıyorlar şimdi. Elledim falan diye böyle. Çok tuhaf geliyor. Tabii o ayrı. İran'da hocam, İranlı taraftarlar Woman Life Freedom yani kadınların özgürlüğü, kadınların Bugün yaşam hakkı İran takımı inadı. oyuncuları çok ağır bir risk aldı. Eldar hoş geldin yavrum. Ne gibi hocam? İran takımı oyuncuları, İran ulusal marşı söylenirken, çalarken hiçbirisi iştirak etmedi. Eyvah eyvah. Bu ne demek? Aynen öyle. Aynen öyle. Rejime reaksiyon gösteren İran A milli takım. Ha, bundan sonra bir şey olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama sıkıntı var yani. Hocam dünyada yayılmaya başladı. Yani İranlı kadınlar, İranlı hanımefendilerin özgürlüğü açısından. Bu arada hocam biliyorsunuz benden daha iyi bilirsiniz. Pers İmparatorluğu dünyanın en medeni imparatorluklarından birisi. Yani işte Batı Roma, işte Bizans, işte Osmanlı, Roma ve Pers İmparatorluğu'nun o kütüphanelerini falan biliyorum hocam. O medeniyeti, kültürü çok başkadır. Yani oraların İran'ın kültürü çok farklı hocam. Yani İran bilindiği gibi değil, yanlış biliyor çoğu kişi. Baba şunu görüyorum. İran'da çok ciddi anlamda bir özgürlük hareketi var. Var. Özellikle Haklılar hocam. hanımların işte başlarını açması, özgürlük kazanması şeklinde. Ha bu şiddetle bastırılabilir mi? Kolay değil. Bastırılıyor ama. Ama iş olacağına varacak gibi bir his var. İçinde bekleyeceğiz. Bizi de ilgilendiren bir durum değil aslında, biliyor musun? Değil. Değil, değil. Hocam İngiltere'yi nasıl buldun bugün? Vallahi bir şey söyleyeyim. Öncelikle Asya takımları beni çok şaşırttı. Çok. Gerek Katar, gerek Saçmalıyorlar. hakikaten çok zayıflar. Yani Ekvator küçücük bir ülke. Tamam mı? Katar diyorsun, milyonlarca para yatırıyor bu işe. Katar ve İran'ı seyrettim. İkisi de bizim Süper Lig'de düşmemeye oynar. Zaten İran'ın bizim Süper Lig'de düşmemeye oynayacağının ispatı ne? Adamların en iyi oyuncusu, iki tane oyuncusu, Kayserispor'un iki tane vasat oyuncusu. Doğru. Tekrar soruyorum. İran A milli takımının iki tane önemli oyuncusu, Kayserispor'un iki tane önemli değil, vasat oyuncusu. Demek ki İran bizim ligde oynasa sonlarda oynar, düşmemeye oynar. Katar hakeza düşmemeye oynar. Ekvator şampiyon olamaz. İngiltere iyi takım olmuş ama tabii daha Fransa'yı, Arjantin'i şeyi göremedik. Brezilya'yı göremedik ama ben bugün İngiltere'yi beğendim. Tıpkı ne gibi beğendim? Ekvator. Karşısında iyi bir takım yoktu. Amerika'yı ilk yarı çok beğendim. Müthiş beğendim Amerika Birleşik Devletleri'ni. Fakat siyahla beyaz gibi. İlk devre seyrettiğim Amerika turnuvanın şu ana kadarki en iyi 45 dakikasını seyrettirdi. Ama ikinci yarı Amerika diye bir takım yok sahada. Hocam İngiltere'de bir bakıyorsun Rashford giriyor, Grealish giriyor, ondan sonra Foden giriyor bir anda. Yani çok değişik bir takım. Southgate daha tecrübeli. İngilizler ezdi hocam İran'ı. Bakma yani İran'a oynatmadılar. Oynatmayan İngilizlerdi bence. Ne oluyor? Saka mesela önemli bir oyuncu. Eldar, ABD geri çekildi ama işte golü yedin. Hatalı bir penaltı yaptırdın ki penaltı doğru. Yedin. Halbuki ilk yarıdaki temponu versene çabuk çıksana. Seyrettin değil mi Eldar maçı? Kupam nasıl hocam? Ne o be? Hocam Katar'a gidiyorum bu arada, haberin olsun. Ne zaman gidiyorsun? Ya önümüzdeki hafta ya sonraki hafta. Kaç gün? 5-6 gün yani en az 5 gün. Nasıl gidiyorsun? Nasıl? Her şeyimi ayarlıyorum. Yani nerede kalacaksın? Çadırda mı? Hayır. Evde hocam. Kimin evinde? Misafirim. Çok yakın bir arkadaşım var, misafir ediyor hocam. Anlatırım sana. Benim de arkadaşım var orada, Orhan Gutan diye. O da seni. Orhan. O da Sağ ol seni. hocam. O da bugün mesaj attı. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olasın. Hocam, şöyle bir şey. Bu Dünya Kupası temposu. Ben şunu gördüm. Ha, bu arada reytinglerimiz çok iyi. Beyaz futbol reytingleri çok iyi.
ortalamanın geçen haftaya göre daha da üstünde çok şükür. Ondan sonra YouTube mu? hayır, YouTube'u demiyorum, televizyon reytingi. YouTube'da da bir sıkıntı yok çok şükür. Hepsi çok iyi, birbirinden iyi, yani hepsi çok iyi. Ama şöyle bir şey görüyorum hocam. Biz gerçekten futbolu seviyoruz, futbolu konuşmak istiyoruz, futbolu özlüyoruz. Ama yine böyle bir transfer havası, yine böyle bir Icardi, bilmem ne, artık midem bulandı. Yani Icardi golf oynuyor, Dünya Kupası oynanırken Icardi'den midem bulanmadı he. Bizim konuşmalarımızdan, yorumlardan. Ama Icardi'nin yaptığı da normal bir şey değil. Dünya Kupası maçı oynanırken hocam, hangi maçtı? Senegal-Hollanda maçı mı yoksa İngiltere maçı mı ne? Golf oynuyor, onun fotoğrafını koyuyor hocam. Yani bu, bilmiyorum. Ne bileyim yani, bana bir tuhaf geldi. Sen Biz nasıl futbolu karşılıyorsun? falan sevmiyoruz. Türk ülke olarak. Biz futboldaki kızdırmayı, rekabeti ve dedikoduyu seviyoruz. Var. Doğru. Biz futbolu falan sevmiyoruz. Hocam Icardi, Messi olayı falan var şimdi, bilmiyorum ne kadar doğru ama yok işte Messi aldırmamış da bilmem neymiş de ama Icardi bugün baktığımız zaman ben de aslında oynayamaz diyordum ama kadrosuna baktığımda Icardi Arjantin milli takımında oynar hocam ya. Oynar yani. Duyduğumuz kadarıyla Messi Evet. ahlaki nedenlerden dolayı Icardi'yi kadroya aldırtmıyor. Bu kadar basit. Sen Messi'ysen ve Icardi istemiyorsan o Icardi o kadroya girmez. Bu kadar basit. Ya hocam iyi de yani adamın bir performansı var ortada. Ne alaka ki yani? Ne yaptı ki? Icardi ne yaptı Messi? Kardeşim, ben Messi'ysem, sen Messi'ysen İyi de olsa bizim senin benim istemediğin adam bizim programa giremez. Tamam. Bu kadar basit. Vallahi bilemedim. Yani hocam o çocuk oynamalı yani. Icardi oynar ama Kardeşim sen Icardi... onu anladım. Ben Messi mi? Messi. Takımı da ben yaparım. Antrenörü de ben getiririm. Kadroyu da ben yaparım. Bu kadar basit. Doğru. Bu Hayat arada bu kadar basit. Icardi o zaman duyulan haberler doğru. Icardi bildiği Messi'ye falan gider yapıyor Arjantin milli takımına. Golf oynayarak Dünya Kupası Ya sırasında. yapsam mıydı? Bence ha şu var. Icardi eğer çok başarılı olmuş olsaydı Paris'te falan. Arjantin halkı Icardi için de baskı yapar. Messi kabul edebilirdi. Icardi iki maçtır oynuyor kardeşim. O da Galatasaray'da. Hocam adamın oynadığı top ama yani hani. Onu anladık. İki maçtır oynuyor kardeş. Bu Dünya Kupası süreci 2 senelik. 2 senelik. 2 senelik süreç. Geçen sene Paris Saint-Germain'de ne oynadı? Doğru. Doğru. Yani şimdi acaba bizim teknik direktörlerimiz bir gün bizim oyuncularımızın tamamı seyrediyormuş. Üç maçı seyreden Türk futbolcu var mıdır bugün hocam? Üçünü de izleyelim. Hiç zannet. Berdan Berlin. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Mesela açılış maçını izlemeye giden kaç tane teknik direktörümüz var? Hiç yoktur. Hiç yoktur. Ya bunun sebebi Gideyim şu. 2-3 tane. Bunun sebebi şu. Eskiden Dünya Kupaları çok büyük aktiviteydi ama şimdi biz her hafta ligden seyrediyoruz, Şampiyonlar Ligi'nden, A milli maçtan. Bu yüzden belki de Dünya Kupalarının seyredilebilme durumu azaldı. Çok maç var. Benim gençliğimde, çocukluğumda bir Dünya Kupası vardı ya. Bir Aynen Dünya öyle. Kupası vardı. Hocam ben İngiltere şampiyon olabilir diyorum he. Tuhaf bir şekilde. Abi görmem lazım. Yarın Arjantin'i görmem lazım. Almanya'yı görmem lazım. Portekiz'i, Brezilya'yı, Fransa'yı bir görelim. Danimarka'yı bir görelim bakalım ne oluyorlar. Bu Ama arada İngiltere beklediğimden daha iyi takım. İngiltere değil mi? Benim de. Ben de çok bayıldım. Ve Sırbistan'dan da böyle bir performans bekliyorum senin dediğin gibi. Yani Vallahi Sırbistan'dan da böyle bir performans bekliyorum hocam. Valla görüş Yani bakalım ne oluyor. Görünen o ki Hollanda çıktı bu grupta. Görünen o ki Hollanda çıktı. Efendim İngiltere Hollanda daha dur zaten. hocam. He? Çıktı diye çıktı mı? Olabilir. Evet. Yani evet. 3 puan alan bence ondan sonra da bir çıkar. Evet. Aynen öyle. Hocam bak Saka'nın golünde Gerrard'ın kafa vuruşu geldi aklıma. Milan attığı gol geldi.
O da enteresan bir görüntü, onu da söyleyelim. Galler maçında bir çocuk, hocam bak futbol aşkı bu işte. Gallerin golünde, daha hocam bu çocuğun yaşı kaç? 5-6 falan yani. Ama Çocuğa çok bak hocam. sevimli. Çok sevimli bir çocuk. Değil mi hocam? Evet. Şeye Ha, bu benziyor arada yani. söyleyeyim. Hollanda beklediğimin altında çıktı. Hollanda beklediğimin altında. İngiltere beklediğimin üstünde çıktı. Hocam bu çocuğu tanıyor musun? Hasbullah'ı. Biliyorum biliyorum ya, bu çocuğu büyümüş de küçülmüş gibi. Hasbullah mıydı? Hasbullah mıydı arkadaşlar? Kimdi Hasbullah bu? mıydı? Kimdi bu? Hasbullah'tı galiba. Hocam sana bir soru soracağım. Arjantin istiyormuş bu kardeşimiz. Sence bu çocuk kaç yaşında? Hasbullah. Yaşlı ya, yürüyüşünden bacak, bu çocuk değil bu. Bu yaşlı bu. Hasbullah yaşlı bu. Akın Çekdar, ne haber? Hoş geldin. Hocam 20-21 yaşındaymış. Vardır, askerlik çağına gelmiştir. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bugün öğlene kadar, bugün çocuklar söyledi bana arkadaşlar. Yemin ediyorum ben bunu 5-6 yaşında falan zannediyordum. Ben de öyle, ama vücut dilinden anladım yaşlı olduğunu. Hocam enteresan ya. Ben Bakın vallahi bile kafayı çok yedim ya. katarlı. Katarlı hakemi gördünüz mü? Hocam Katarlı hakemi değil de Brezilyalı hakemi gördüm mü bugün? Hangisi ama? İngiltere maçını yöneten. Kötü, iyi değil. Hareketler, tavırlar falan böyle. Hayır. O ikinci Brezilyalı, birinci Brezilyalı'dan iyi. Katarlı hakem, iyi hakem, ama vücut dilini bu kadar kötü kullanan, bu kadar değnekçi gibi davranan bir hakem daha ben görmedim. Değnekçi. Evet, vücut dili çok önemlidir hakemlikte. Katarlı hakem iyiydi ama vücut dili çok kötü. Doğru. Hocam, George Jesus'un gideceğine inanıyor musun? Yine saçma saçma haberler çıkıyor. Yine birileri bir Nereye? şeyler yapıyorlar. Yok Nereye? Flamengo'ya. Flamengo Bu görüşüyormuş falan. sene Niye bir yere? sonunda gidebilir. Bu sene sonunda gidebilir. Gidebilir. Niye gitmesin? Hayır, sezon sonu tamam da şu anda iyi giden bir şeyi Hayır niye canım, olur mu bozulmaya ya? çalışıyor? Fenerbahçe şampiyonluğa kovalıyor. Fenerbahçe Avrupa'da iyi bir yerde. Niye gitsin? Niye gitsin? Çok garip yani, buna Fenerbahçe medyasında bazen uyuyor ama Vakit ya, yani millet can sıkıntısından bir şeyler öldürüyor. Yok öyle bir şey kardeşim. hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Memphis Depay'ın menajeriyle görüşülmüş de bilmem neyle konuşulmuş da, yok Beşiktaş onu bekliyormuş. Öbürü ya, nasıl bir yalan ya? Nasıl bir yalan? Vallahi hocam midem bulanmaya başladı ya. Yemin ederim. Sırbistan'ı bekliyorum. Arjantin'i bekliyorum. Benim favorim Arjantin ama İngiltere'den çok korktum Ahmet hocam. Bak çok korktum. Ya tam İngiltere fena takım değil, ama dur bakalım, daha diğer takımları bir görelim. Yani şu 3 günlük, bir dün bugün, evet dün bugün, 2 günlük, 2 günlük saptamamışım. Asya takımları çok zayıf. Katar ve İran uzak ara zayıfmış. Uzak ara. Bak çıktı bugün, ne oldu Senegal? Kafa kafaya oynadı, kazanabilirlerdi de. Bir kaleci hatasından kaybı. Ama İran ve Katar asla ışık vermediler. Asla. Şimdi de yarın Suudi Arabistan'ı izleyeceğiz. Muhtemelen Suudi Arabistan'dan da aynı görüntüyü alacağız. O ne? Hocam, ben bugün böyle bir tablo yaptım dün gece. Hatta bunu Twitter'da da paylaştım. Bazıları karşı çıktı. Bazıları doğru dedi. Bunu eğer şirkete gelirsen kanala, bir ara senle de görüntülü olarak yapmak istiyorum. Şimdi Neymiş? A grubunda Katar, Ekvador, Hollanda, Senegal var ya. Ben burada Hollanda ile Senegal'in çıkacağını düşünmüştüm. İşte A grubunun birincisi ile B grubunun ikincisi. B grubunun birincisi ile A grubunun ikincisi. C'nin biriyle D'nin ikisi. D'nin biriyle B'nin, işte C'nin ikisi. E, F aynı şekilde. G, H aynı şekilde. Burada A grubunda bir Hollanda, iki Senegal. B grubunda bir İngiltere, iki saçma sapan bir şekilde İran demişim. C grubunda Arjantin, Meksika demişim. D grubunda Fransa, Danimarka. E grubunda Almanya, Japonya. F grubunda Belçika, Fas. G grubunda Brezilya, Sırbistan. H grubunda Uruguay, Portekiz demişim. Bunlar da kendi aralarında hocam eledikten sonra çapraz eşleşme. İngiltere, Arjantin çıkıyor. Almanya, Brezilya yarı finalde. Ve İngiltere, Arjantin. Orada da Arjantin'le Brezilya finale kalıyor. Ben Arjantin şampiyon diyorum. Bunu sende de yapmayı çok istiyorum hocam sonra. Şöyle yapalım. Ama bu İngiltere beni çok şey yaptı, çok Şöyle şaşırttı. yapalım. Şöyle yapalım.
Ama benim yazmam lazım bir yandan da. Yaz. Tamam yazacağım. Bir saniye şöyle yapacağım o zaman. Müsaade et hocam. Evet. Hocam. A grubu. Katar, Ekvador, Hollanda, Senegal. Bir kim, iki kim? Bir Hollanda, Evet. iki Senegal. İki Senegal. Bak yenilmesine rağmen Senegal diyorum çünkü Ekvador'u yenecekler. B grubu. İngiltere, İran, Amerika, Galler. B grubu. İngiltere, İran, Amerika, Galler. Bir İngiltere, iki Amerika. Amerika. Bir İngiltere, iki Amerika. Tamam. Şimdi burada A ile B grubundaki eşleşme şu. Hollanda ile Amerika eşleşiyor. İngiltere ile Senegal. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri çıkar. İngiltere Amerika oynuyor. Peki. Geliyorum C D grubuna. C grubunda Arjantin. Bana haber. C grubunda Arjantin, Meksika, Polonya, Arabistan. Arjantin Polonya çıkar. Arjantin, Polonya. Arjantin, Polonya. Evet. Bu arada ben bunu Missikom'un bana verdiği bilgiye göre yapıyorum. Missikom verdi bunu. Ona göre yapıyorum. Haberiniz olsun. D grubu Avustralya, Danimarka, Tunus, Fransa. Bir Fransa, iki Danimarka. Bir Fransa. Bir Fransa, iki Danimarka. Şimdi Arjantin ile Danimarka oynuyor hocam. Polonya ile Fransa. Fransa, Arjantin gider. Fransa. Arjantin burada da. Tamam. Almanya, Japonya, İspanya, Kosta Rika. İspanya. Almanya, Japonya, İspanya, Kosta Rika. Almanya, İspanya diyorsun. Evet. İspanya. Evet. F grubu Belçika, Fas, Hırvatistan, Kanada. Ne? Belçika, Fas, Hırvatistan, Kanada. Bak yanlış diyen var arkadaşlar. Bunu bugün Misli'ye de sorduk biz. Misli'nin tablosuna bakın aynı şekilde. Birkaç kere daha. Belçika, Hırvatistan. Yani efendim. Belçika, Hırvatistan. Belçika, Hırvatistan. Peki Almanya ile Hırvatistan karşılaşıyor hocam. İspanya. Hırvatistan gelir. Ne? Almanya, Hırvatistan, İspanya, Belçika. Belçika gelir, Hırvatistan gelir. Belçika, Hırvatistan. Kemran Mehmet, ne haber yavrum, iyi misin? Hırvatistan diyorsun. Evet. İspanya, Belçika'da Belçika ediyor. Almanya, Hırvatistan, Hırvatistan ediyor öyle mi? Bak yanlışlık yok doğru diyor İlhan Erdoğan. Belçika, Hırvatistan. Allah Allah. Son tarafa geldim. Brezilya, Kamerun, Sırbistan, İsviçre. Brezilya, Sırbistan diyor. Öyle mi? Dün de öyle demişti. Brezilya, Sırbistan. Peki. Gana, Güney Kore, Portekiz, Uruguay. Uruguay, Portekiz. Uruguay. Ben de Uruguay, Portekiz dedim biliyor musun? Evet. Uruguay. Brezilya ile Portekiz hocam. Brezilya. Evet. Uruguay, Sırbistan. 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 Peki hocam. Brezilya, Sırbistan. Belçika, Hırvatistan. Ne? Brezilya, Sırbistan. Bak. İngiltere, Amerika maçını kim kazanır? İngiltere, Amerika. İngiltere. İngiltere. Fransa, Arjantin. Fransa. İngiltere, Fransa oynuyor. Brezilya, Sırbistan. Brezilya. Brezilya. Belçika, Hırvatistan. Belçika. İngiltere, Fransa maçını kim kazanır hocam? Fransa.
Brezilya ile Belçika. Brezilya. Hocam Brezilya ile Fransa final oynuyor senin tablonda. Tabii ki. Brezilya Fransa final oynuyor. Brezilya peki, Fransa. Doğru. Şampiyon kim? Ortada. %50-%50 diyorsun. Evet, Ahmet Hoca'ya göre Brezilya, Fransa, bana göre Arjantin Brezilya. Hoca Arjantin'i götürdü. Almanya'yı götürdü. Vay 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 vay. Hocam, teşekkür ederim. Buradan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Beyaz Futbol YouTube kanalımızı takip ediniz lütfen. Beyaz Futbol YouTube kanalımızda siz de değerlendirmelerinizi yapın. Kim şampiyon olur? Sizce kim şampiyon olur? Yazın. Bol bol like atın. Bol bol beğeni atın. Biz de sizlerle birlikte olmaya devam edelim. Daha geniş platformlarda, daha geniş yayılalım. Daha çok kitleyle birlikte karşınızda olalım. Lütfen bol bol like atınız. Bu arada şunu da gösterelim. Dünya Kupası'ndan geldi. Sizleri çok seviyoruz. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olunuz lütfen.